Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte akademik serisinde 11. sınıfların geometri konu anlatımına başlıyoruz. Ama bu videoda ders olmayacak bir giriş videosu. Çünkü ne ile karşı karşıya olduğunuzu görün diye ben genelde böyle oynatma listelerinin başında şöyle bir giriş videosunu koyarım. Ve videonun sonunda da 11. sınıflarla alakalı çok güzel şeylerden bahsedeceğim mutlaka mutlaka orayı da izleyin. Hatta giriş videosunu tamamını izleyin kardeşim çünkü ne ile karşı karşıyasınız onu bilmeniz lazım. Evet gençler akademi serisini Mert Hoca başlatmıştı. İyi ki de başlatmış. Trigonometriyi sizlere anlatmıştı. Çok ayrıntılı bir şekilde. Şimdi sıra geometride. Mert Hoca ile birlikte güçlerimizi birleştirdik. Ve matematik kısmını Mert Hocam geometri kısmında ben size anlatacağım ve aktaracağım. E, hatta Mert Hocam yine devam edecek. Yani ben burada konuları anlatırken nokta analitiği mesela bittikten sonra ne yapacak? Nokta altı ile ilgili kanalında sorularda çözecek. Aynı şekilde Mert Hoca'yı da takibe devam. Evet gençler. Ne yapıyoruz? Bizler konuyu anlatırken sizlere ücretsiz PDF veriyoruz. Videoların açıklama kısmının da o ücretsiz PDF'lere ulaşabilirsiniz. 11. sınıf klasörüne tıkla. Mert Hoca'nınki de, benimki de aynı yere yönlendiriyor sizi zaten. Oradan e, hangi haftayı anlatıyorsam ben ya da hangi ayı anlatıyorsam 11. sınıfları dosyasına girdikten sonra mesela Kasım ayını anlatacağım size. Kasım ayı dosyasına bastığınızda benim pdf'lere ulaşacaksınız. Ayrıntılı pdf'lere ulaşacaksınız ve ücretsiz bir şekilde ulaşacaksınız. Ve renkli renkli her şeyiyle çok güzel bir şekilde pdf'ler sizi bekliyor. Yalnız bu pdf'ler aldınız çok güzel değil mi? Gençler bu pdf'ler nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Onu da söyleyeyim. Onu da akıbetini söyleyeyim size. Gençler bizler Mert Hoca'nın bir ekibi var. Yazar ekibi var. Böyle 6-7 kişilik ya da 7-8 kişilik bir ekibi var. Soruları tek tek yazıyor. Konu sırasına göre dizayn ediyor. Sonra o ekibin başı var. Rabia hocam kontrol ediyor. Ondan sonra da en son bana geliyor. Ben geometri adına konuşuyorum şu anda. Ben de bakıyorum ki konu sırasına göre uymayan soruların böyle yerlerini değiştiriyorum. Sorularda hata var mı yok mu diye bakıyorum. E, ondan sonra eklenmesi gereken sorular varsa eklet, eklettiriyoruz. Yani şöyle bir soru olsun ya da gerekirse biz kendimiz yazıyoruz oraya soruyor. Yani Hiçbir kalıp soruyu atlamıyoruz. Yani daha detaylısını hiçbir yerde bulamazsınız. Kesin ve net. Çünkü neredeyse 10 kişilik bir ekip bu pdf'lerle uğraşıyor. Sizin karşınıza ücretsiz geliyor ama değersizmiş gibi geliyor ama aslında bunlar çok değerli. Yani orada 10 tane birden beyin var baktığınız zaman. Ve biz bu kontrolü yaptıktan sonra en son haliyle yine geldiği zaman şöyle bir bakıyoruz. En son düzeltmelerde de varsa düzeltiyoruz. Yani düşünün ben aynı zamanda kitap yazarıyım da biliyorsunuz. Kitabı yazarken bu kadar tefawruatlı bir iş yapılmıyor. Bu PDF'de aşırı derecede titiz ve çok iyi bir şekilde düşünüp ona göre hareket ediyoruz ve bu PDF'ler yani konu anlatımı yazmak zaten çok zordu. Aşırı derecede detaylı bir şekilde ve her kalıp soru mutlaka mutlaka olacak şekilde dizayn ediliyor. Haberiniz olsun bundan daha fazlasını hiçbir yerde bulamazsınız. Yani daha fazlasını ne zaman bulursunuz? Belki seneye güncellersek bizde bulursunuz yine o kadar iddialı konuşuyorum. Mert hocam zaten trigonometriyi anlatırken de trigonometri sorularını da gördünüz. O kadar detaylı, o kadar farklı her kalıp soruya değinmişti zaten. Aynı şekilde geometride de devam. Çünkü ben size o her kalıp soruyu vermezsem testte karşılaştığınız bir soruda ben bunu görmedim derseniz bu benim ayıbım olur. O yüzden biz burada titiz davranmak zorundaydık ve gerçekten ama gerçekten çok titiz davranıp en iyisini sizin karşınıza getirmek için elimizden geleni yaptık. Ve bu pdf'ler herkese hitap edecek şekilde ayarlandı. Yani bir meslek lisesi öğrencisi, bir Anadolu lisesi öğrencisi, bir fen lisesi öğrencisi sıkılmadan buradaki pdf'lerden acayip bir şekilde faydalanacak. Çok faydalanacaksınız hem de. Hem pdf'den hem de konu anlatımından elimizden gelenin çok çok fazlasını yaptık arkadaşlar. Evet şimdi 11. sınıflar biraz da şey anlamında konuşalım. YKS anlamında konuşalım. YKS çalışmaya başladınız mı? Başla, başla, başlaman lazım. Ben hep böyle öğrencilerle konuştuğum zaman, daha doğrusu derecelik öğrencilerle konuştuğum zaman şunu diyorum. Genelde öğrencilerin söylediği tek şey şu oluyor. Hepsinin ortak noktası ne oluyor biliyor musunuz? Ben ders çalışmaya 11. sınıfta başladım. Bazı arkadaşlar abartıyorlar 10. sınıfta da başlıyorlar. Hatta 9'dan itibaren çalışmaya başlayanlar da var da 11. sınıf senin için yeterli. Yani sen 11. sınıfta en azından TYT'yi bitirirsen özellikle matematik ve geometri bitirirsen çok büyük bir faydasını göreceksin. Yani 12. sınıfa geldiğin zaman çalışmaların çok rahatlatacak bir durumdan bahsediyorum sana. O yüzden çok önemli. Ve bu yüzden de bir hamle yaptık. Bu hamleyi bir de başka sebepten dolayı yaptım gerçi. Ben bir de yine hem TET'de hem AYT'de de derece yapmış öğrencilerle konuştuğumda bu sayısal da olabilir, eşit ağırlık da olabilir. Hocam konu anlatımınızı en az iki defa dinledim, üç defa dinledim diyenleriniz de oluyordu. Hani buna da bir çare olsun diye bir tane daha konu anlatımı çıkarttık arkadaşlar. Evet bu sefer en temelden alacağız. En temelden sıfır geometri. Evet size sürprizlerimden bir tanesi buydu. Sıfır geometri başlıyor arkadaşlar. Yakında başlıyor. Kitap şu an baskıda. Önümüzdeki hafta yani 13-14 Kasım'da falan stoklara girecek arkadaşlar. Onun için ayrı bir duyuru yaparım ve linkini de orada paylaşırım size. Bak lütfen Kesinlikle ama kesinlikle okul derslerini hallet. O ayrı bir konu. Şu anki çalışmalarının da faydasını zaten ileride de göreceksin ve aynı zamanda TYT çalıştığın zaman da ileride 12. sınıfta çok faydasını göreceksin. Ki bu sene içinde faydasını göreceksin. Sebep şimdi biz analitik çalışacağız. Analitik çalışırken göreceksin ki işin içinde üçgen de var. işin içinde dörtgen de var. Özellikle üçgen çok önemli burada. Yani sen üçgen bilmeden analitiği yapamayacaksın. Zorlanacaksın. Ya da dörtgen bilmeden yine zorlanacaksın. O yüzden senin bu çalışmaların 11. sınıfa da bir etki yani bir katkısı bulunacak. O yüzden sana tavsiyem şu TYT geometriyi en baştan itibaren sıfırdan en temelden alıp birlikte başlayalım mı? Evet bunun kampına da büyük ihtimalle ben haftaya kitap çıkar ondan sonraki hafta falan başlarım büyük ihtimalle. Onun da kampına başlayacağım arkadaşlar haberiniz olsun. Ve orada sıfırdan hiç bilmeyen öğrenci için tane tane yavaş yavaş anlatacağım haberiniz olsun. Benim konu anlatımım var mı? Var. Evet o da sıfırdan alıp öğrenciyi e, full net'e kadar çıkartıyor. Ama bu 11. sınıflar için ya da hocam ben 3-5 net yapayım son sınıf öğrencisi de dinliyorsa beni 3-5 net yapayım benim için yeterli diyen öğrenciler için de yeterli bir geçerli bir sebep olacaktır. Yani bu sıfır geometri o öğrenciler için yeterli olacaktır daha doğrusu. Evet gençler sıfır geometri gerçekten özellikle 11. sınıfta temeli sağlam atmanız için çok önemli bir şey. O yüzden birlikte bu işi halledelim. Sonrasında zaten bu konu anlatım bittikten sonra Haziran ayının sonunda da biz normal kampa benim kitabımdaki geometri kampına böyle bir başlayınca var ya geometri full ya da fulle yakın kesin ve net bir şekilde söylüyorum. Dediklerimi yaparsanız tabii. Hani birlikte yol alırsak birlikte bir yol haritası çizip o haritaya uyarsak sıkıntı kalmayacak arkadaşım. Evet ikinci sürprizim de şu, evet sıfır geometri çıkıyor, aynı zamanda sıfır matematikte çıkıyor. Onu ben anlatmayacağım tabii de sıfır matematikte yine Mert hoca yayınlarından çıkıyor arkadaşlar. O da biraz bir tık daha geç çıkacak yalnız bundan e, iki hafta sonra falan olabilir. yani ayın 23'ü 24 ü civarında falan stoklara girer. Şu an son böyle hatalar böyle kontrol ediliyor. O yüzden matematikte başlayacaksanız eğer Sıfır matematikle başlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü en temelden alalım ki temelde bir eksiklik kalmasın. E hocam ben fen lisesi öğrencisiyim. Sıfır matematik ya da sıfır geometri almalım Ha Matematik evet en temelden başlamak için almalısın. Yani çıtır çerez hızlı bir şekilde geçer en azından. Yani seni en azından bir ısındırır. Yani herkes bu kitaplara bence alıp bu kamplara başlamalı. Özellikle 11. sınıf öğrencisi ya da 10. sınıf öğrencisi beni dinliyorsa kesinlikle ama kesinlikle bu işe başla. Bak çok dua edeceksin bana. Bana ve Mert hocaya gerçekten çok dua edeceksin. Çünkü bu kamplar inanılmaz derece verimli olacak ve verimli geçecek ve e, yine en ince detayına kadar bu işi size öğretmeye geldik ve öğreteceğiz arkadaşım. Evet, sadece ve sadece okul dersleri değil. Aynı zamanda sen artık bir YKS öğrencisin. Sen bu zamana kadar çalışmaya başlamadıysan en azından bundan sonra başla. Bana acayip dua edeceksin. Göreceksin. Evet gençler her şeyden bahsettik galiba. Evet önemli olan şey bir de nedir? En son bir daha söyleyeyim. Bizim hazırladığımız pdf'leri anlattığımız videoların altındaki açıklama kısmındaki linke tıklayıp 11. sınıf klasöründen ulaşabilirsiniz. O haftaya girdiğiniz zaman o haftanın içerisinde o videoları olup o videoların pdf'lerine ulaşacaksınız. Ve güzel bir şekilde birlikte de bu işi halledeceğiz. Hadi bakalım. O zaman ne diyoruz? Sonraki videolarda daha doğrusu konu anlatımlarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.